Herkese merhaba, iyi bayramlar ve tabii sonrası da izleyenler var, sonlarını geçmiş bayramını kutlarım. Yanımda Barış Bey var. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum programa. Evet, ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Barış Bey'i tanımayanlar için ben şöyle kısa bir girizgah yapayım. Sonrasında kendisinden de hani Barış Bey'i tanıyacağız. Piyasada benim tanıdığım belki de herkesin ortak olarak sevdiği ender insanlardan birisiniz. Yani hani Teşekkür ederim. programı tanıttığım zaman da bunu duydum. Yani herkesin size dair güzel sözleri var. Herkes sizi seviyor. Hani bu gerçekten başarması zor bir şey. Hani bu açıdan bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Herkesin sevdiği isimlerden birisiniz. Ama biz tabii ki sizden de dinleyelim. Hani Barış Yılmaz kimdir diye başlayalım biz programa. Tabii. 79 doğumluyum. Yaklaşık 22-23 senedir bankacılık sektöründe çalışıyorum ama bilgi işlem departmanında yazılım uzmanı olarak çalışıyorum. Halen devam ediyorum. Sorumlu olduğum modüller ilk baştan itibaren hazine tarafı olduğu için hazine, yatırım, hisse senedi konuya oradan bir yakınım var. Hem işlevsel operasyon tarafı hem de işlemlerin nasıl yapıldığı işte bu tarz bilgilere fazlasıyla yetkinliğim var. Yani tamamen işten gelen bir durum. Yoksa eğitimim bu konuyla alakalı değil. Size dair yaptığımız araştırmalarda ya da size dair konuştuğumuz insanlarda hani sağ olsun birçok soru da geldi. Birçok soru da paylaştı size sormak istediğimiz. Şimdi şöyle başlayalım. Siz borsayı kaç sene oldu demiştiniz? Kaç senedir borsadasınız? Esasında 1999'dan beri varım ama 2008 Haziran'ına kadar işle ilgili en basitinden hisse senedi alım satım sistemini yaptık. İşte emir gönderirken işte bu yapıyı bilmek lazım. Yani hisse senedi nedir en basitinden? Yani tamamen ilk 8-9 sene şeyde işle ilgili olduğu için takip ediyordum. Hiç şey aklımda yoktu yani. Tabii o zamanlar böyle sosyal medya da yoktu, okuyamıyordum, bilmiyordum. Hiç aklıma da gelmemişti yani buradan ekmek yerim, geleceğimi şekillendiririm. Hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Tamamıyla 2008 İşte 2007 sonunda ben askere gittim. Asker dönüşü artık dedim burada biraz zaman geçirelim. Biraz kendimiz için zaman geçirelim. O şekilde başladım. 2008 Haziran, Temmuz gibi falan. Dediğim gibi birçok soru var. Aslında bu konuyu da soran birkaç tane arkadaşımız olmuş. Yani hani Barış Bey nasıl başladı? Başlarken kaç tane hissesi vardı? Hani başlangıcı soralım. Dediğiniz gibi siz buradan para kazanacağınızı 2008-2009 yılından sonra Aynen, düşünmüşsünüz. aynen, aynen. Nasıl başladınız? Şimdi tabii sermaye küçüktü. Yani az bir param vardı. Öncelikle onu hızlı bir şekilde büyütmem lazım. Yani benim kafamdaki şekil oydu. Dolayısıyla bir dağılma gibi birden fazla ve ikiden fazla şirkete bölünme gibi bir durumum yoktu. Ne yaptım? Bilançoya da bakmıyordum o dönemler. İlk 7-8 sene bilanço odaklı yatırım yapmıyordum. Tamamıyla büyümeye yönelik şirketleri bulmaya çalışıyordum. Veya şirket satın almaları bir gözüm o taraftaydı. İşte Çağrı peşinde koşuyordum diyeyim. Kendime göre değerlendirme yapıyordum. Ona göre prim potansiyelini ayarlıyordum. İlk 7-8 senem bu şekilde geçmişti ve bu dönemde hep bir yani portföyün %80'i, 85'i, 90'ı bazen %100'ü tek bir şirkette olmuştu. Şimdi çoğu kişi için bu riskli bir harekettir. Doğrudur. Kimseye de tavsiye etmem. Ama yani benim başlayabilmem için yani büyüyebilmem için bu yolu izlemem gerekiyordu. Bir de çalışıyordum. Yani bekleme lüksüm de vardı. Sonuçta bir gelir kaynağım vardı. Yani ben tamamıyla bu işe başladığım zaman gelecek için, emekliliği öne çekmek için yapmış olduğum bir harekette. Dolayısıyla rahattım yani o açıdan bir baskı hissetmiyordum kendimde. Bu şekilde arayışa girdim. Ve 2008 sonunda esasında ilk şirkette pozisyonu açmıştım öyle söyleyeyim. 2008 son 2009 başı gibi. İlk hissenizi sormuşlar ama ben şöyle sorayım hani büyüme hisseleri aldım dediniz. İlk hani sizin büyümenizi sağlayan hisse hangisiydi diye sorayım ben aslında ilk hisseden ziyade. Hemen söyleyeyim. Netaş. Birkaç kere Twitter'da da paylaşmıştım. 2009 Ocak'tı galiba. Ocağın başları gibiydi. Bunun büyük çoğunluğu Nortel'deydi. Kanadalı telekom devi. Battı. İflas etti. İşte tabii o günlerde kap yok. Kap yok. Haberleri işte Reuters vardı önümde galiba. Oradan işte Nortel battı diye haberi gördüm. Netaş taban oldu. Tabii o zaman sabah öğlen seansları vardı. Öğlen sonra da taban oldu. Dedim olabilir yani batabilir. Bunun sahipliği farklı. Tamamıyla ayrı bir tüzel kişiliği var. Ve biliyordum iyi kar ediyordu. Ve sektörün en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Sonra bilançosuna baktım. Sıfır borç. Kasasındaki nakdi piyasa değerinden fazla ve dolar. Ve Ümraniye'nin göbeğinde, İstanbul Ümraniye'nin göbeğinde 90 küsur dönüm bir arazisi var. Ve dedim bu şirket satılacak. Batmış olabilir sahip ama borçlar için satılacak.
İlk yatırım o şekilde Netaş'a oldu. Ve yaklaşık herhalde 1,5-2 sene civarında taşıdım onu. Bilenler belki vardır. Ki o dönemler Netaş'ın adı hiç okunmazdı. 7-8 lira civarında falan da düzeltilmemiş fiyatıyla. 300 lira gitti. Öyle söyleyeyim. Yani ben sonuna kadar bekledim mi? Beklemedim ayrı mesele. Çünkü bir noktadan sonra 100'lerden sonra bedel sermaye arttırma biri 10, bu biri sanın bölündüğü dönemlere tekabül ediyordu. Bedel sermaye arttırımıyla beraber iyice film koptu. Yani sürü dedi, yani bütün piyasada girince çok garip fiyatlama yaşandı o şirkette. İlk yatırımım oydu. Değerli hocam, zaten aslında hani sizin yatırım tarzınız daha çok tek hisse. Hani çok fazla hani hisse bölmeyen bir sisteminiz var. Evet. Şu anda da hani biraz öyle. Şu an belki biraz değişmiştir. Bunda zaten sorularda var. Değişti. Aynen, bunu da soracağım. Ama bana şöyle çok enteresan geliyor. Buradaki psikolojinizi de öğrenmek istiyorum. Çünkü daha yeni başladığınız bir piyasada hani böyle bir risk almak, yani hani nasıl sorabilirim bunu? Bu güveni nasıl sağlıyordunuz? Yani şu anda ya, sizin durumunuzda olanları ne tavsiye edersiniz aslında? Dediğim gibi yani kısa vadede borsadan bir beklentim olmadığı için, yani maddi anlamda ve çalışıyorum. Yani işim de var. Borsadan bir gelir beklentim yok. Yani oradan para kazanayım, geçimimi sağlayayım diye bir derdim olmadığı için rahatlıkla bekliyordum. Yani rahat rahat taşıdım. Tamamıyla haber odaklıydım. Yani çünkü o konu haberle ilgiliydi. Gecenin üçünde dördünde Google'da Nortel haberlerini takip etmişliğim vardır. Aramıştım vardır. Süreç bir şey yani, fiyattan ziyade haberleri takip ediyordum o dönem. Netaş'ın haberlerini takip ediyordum. Yaklaşık 1,5-2 sene falan sürdü herhalde taşımam. Sonunda satıldı. Satıldı. Ve sonra bir daha satıldı. Şu herhalde 2016-2017'lerde bir de Çinlilere satıldı tekrar. Yani öyle bir süreç yaşamıştım ama kârda oturmayı bilmek önemli. Çok önemli. Niye aldığını bildiğin zaman kârda oturabiliyorsun. Yani benim bir tek Netaş örneğinde değil, başka şirketlerde de vardır. Günlük fiyat marjı benim maliyetimden fazla olduğu dönemleri çok yaşadım ben. Neyi, neden aldığını bildiğin zaman taşıyabiliyorsun. Yani ben çok rahatlıkla taşıdım. Yani o taşıma konusunda özellikle ilk 8-10 senede, yani 2017-2018'lere kadar problem yaşamadım. Çünkü amaç portföyü bir noktaya getirmekti. Getirebilmek için de kafamdaki fiyatı görene kadar veya farklı bir alternatif bulana kadar bekliyordum. Bekledim de. Çok şimdi sorulara baktığımda yine ilk zamanlarla ilgili şöyle bir şey sormuşlar. Hani yatırıma belli bir ana parayla mı başladı yoksa tasarruf mu ediyordu? Tasarruf kesinlikle nasıldı? Aktarmadım. Yani mevcut param neyse, yani askerden de gelmiştim. Mevcut parayla girdim yani. Hiçbir maaştan, işte gelirimden oraya bir aktarma olmadı. Bilakis 2013'ten sonra o zamanki portföyün durumuna göre ciddi bir çıkışta yaptım. Öyle söyleyeyim. 2013, 2014, 2015 senelerinde bir çıkış yaptım. Bir de yine başlangıç seviyesinde bir soru gelmiş. Yani öncelikle yatırıma başladı 2-3 yılını merak ediyorum dedi ki zaten buna cevap verdiniz. Hiç ağır şekilde terste kaldığı zaman oldu mu? Oldu. Olmaz mı? Ve bunu nasıl atlatabildi aslında? Bekledim. Yani ama orada bir zaman kaybım oldu. 2000 gezi olayları döneminde orada bir gol yemiştim. Yaklaşık 3 yıllık bir yatırımım vardı. Daha doğrusu 2013'ten 2016'ya kadar devam eden bir yatırım sürecim vardı. Gezi olaylarıyla ilgili benim şirketim de bir negatif etkisi olmuştu. Orada para kaybetmedim. Reel anlamda da para kazandım. Ama kat anlamda değil, az para kazandım. Ama orada şeyi öğrendim mesela. Zamanın da bir maliyeti olduğunu, alternatif şirketleri bulduğun zaman değerlendirmek gerektiğini orada kısmen acı tecrübeyle öğrendim. Yani 2016 sonuna doğruydu galiba. Sasa ilk yatırımını açıklamıştı. 350 milyon dolarlık yatırımı. Bunu gördüm. Dedim tamam budur. Dedim ama geçemedim mesela. Orada bir tereddüt ettim. Mevcut yatırımı sonlandırıp Sasa'ya geçmek konusunda tereddüt ettim. Belki de borsacılık hayatımda, yani ise senin yatırımı hayatındaki en yanlış harekettir benim için. Yani orada mesela şu anki yapımda kesin hiç polemiğe girmiyorum. Eğer şirketin belirlediğim doğrultuda gitmiyorsa İlk fırsatta, yani ertesi seansta, yani seansın açıldığı ilk anda, eğer uygunsa derinlikte pozisyonumu kapatıyorum. Hiç polemiğe girme durumum yok artık. Sasa'nın 1 liradan 8 liraya gittiği dönem. 1.90 falan da düzeltilmemiş fiyatla söylüyorum. 2016 Kasım Aralık gibi. Bak, kademelerde de milyon milyon notlar vardı, öyle söyleyeyim. Yani istediğin kadar alabiliyordun, istediğin kadar satabiliyordun. Sonra hızlıca 3 lira falan gittiğini hatırlıyorum. Sonrasını takip etmedim. Sonra zaten yani muhtemelen bir 50-60 kat yapmıştır o günden bugüne diye düşünüyorum. Kariyerinin başlangıcında ve finansal piyasaların başlangıcında yaptığı, ilk defa başlığında yaptığı hatalar
nelerdir? Hani hangi hataları yaptınız? Hata esasında şu, ilk 8-9 senemi boşa geçirdim. Yani piyasanın içinde olmama rağmen buradan geleceğimi şekillendirecek bir imkan olduğunu idrak edemedim. Yani göremedim bu kadar. Ya sosyal medyanın eksikliği çok fazlaydı o dönem. Yani okumuyordum, bir yerde bir şey görmüyordum. Bir hafta çıkan dergiler vardı hatırladım. Onun dışında forumlar vardı. Forumları takip ederdim ama şu an Twitter'da olan boyutta bir yapılanma yoktu forumlarda açıkçası. Onun eksikliği var. Yani şu anki gibi bir ortam olsaydı muhtemelen o 8-9 seneyi ben kaybetmezdim. Öyle söyleyeyim. Geç girdim. Bir miktar geç girdim. Hatam bu. Bir de işte Sasa'daki pozisyon değiştirmeme kısmı da büyük hata benim adıma. Ama hocam şimdi bahsettiğiniz dönemde yani borsa zaten kumar olarak biliniyor. Hani borsaya evet. Girenler hani kumarbaz. Kötü gözle bakıyor. O açıdan baktığımızda aslında hani sosyal medyanın gelişi gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle. Çok etkili oldu. Çok etkili oldu. Ya ben de dediğiniz gibi ben hani o dönemler zaten gençtim. Hani çok da fazla bir param veya bir şeyim yoktu ama ne zaman borsayla ilgili birisiyle konuşsam doğrudan şey diyorlardı. Kumar. Yapma. Bitti. Aynen. Hani batarsın. Hani hiç sıkıntı yok diyorlardı. O sebepten gerçekten hani güzel bir gelişimi de sosyal medyayla birlikte yaşadık. Tabii sosyal medyanın son hali falan bunlar bambaşka konuların bambaşka. Evet, evet, evet. Aynen. Orası doğru. 13 yıllık yatırım hayatınızda keşke dediğiniz, hani Sasa dışında diyeyim ben o zaman, başka bir an var mı? Sasa dışında bir an var mı? O büyüklükte bir an yok. O büyüklükte bir an hatırlamıyorum. Yani demek ki fazla bir yer etmemiş bende. Yok. Yani bir Sasa vardır yatırım hayatında beni terste bırakan şirket diyeyim. Yani pozisyon açmayarak terste kaldım. Sonra arkasından izledim. Çok hızlı hareket etti. Bir de tam benim yatırım tarzıma uygundu. Yani taşırken yatırım açıklıyordu. 350 milyon dolardan başladı. Yani en son 10 milyar dolar falan oldu. Takip ettiğim için tam emin değilim rakamlardan. Yani dolayısıyla ben devamlı hedef fiyatımı revize edecektim orada. Bayağı bir taşırdım gibime geliyor. Onu yapamadım. Şimdi... Sizi tanımayanlar için aslında şunu da söyleyeyim. Yani şu an buraya kadar izleyip de ya tamam çok güzel anlatıyorsunuz da Barış Bey kim? Hani kendinden biraz bahsetti ama Barış Bey aslında yani sizin Twitter'dan paylaştığınız kadarıyla hocam hani başladığı noktadan yani 2013 yıl önceki noktadan sonuna doğru diyelim. Aynen. 12-13 sene. Bugüne hani portföyün 610 kat bilmiyorum son dönemde hiç değişti mi? Kaç kat seviyesine çıktı ama 670-680 olmuştur. Bu senede de %10-12'lik bir getiri var şimdilik. Aynen yani bu noktaya getirebilmiş bir kişi ve hocam zaten hani siz de biraz söylediniz hani erken emeklilik için bu yola girmiştim dediniz. Evet. Siz galiba borsadan erken emekli olacak isimlerden bir tanesisiniz diye düşünüyorum bilmiyorum. Hani yani ya planım o yönde. Planım o yönde. Geleceğime yani SGK'ya ben prim yatırıyorum ama oradan alacağım emekli maaşıyla şekillendiremeyeceğim. Tamamıyla lise senedi piyasasından elde ettiğim gelirler, edeceğim gelirler tamamıyla geleceğimi o taraf şekillendirecektir. Şimdi ben şöyle sorayım yani çünkü şu anda ben şunu tahmin edebilirim. Yorumlarda şu anda ya kardeşim saçmalamayın 680 kat kazanç mı olur falan diye yazmaya hazırlanan bir ekip var. Ben şöyle sorayım hani nasıl oldu, nasıl başardınız ki zaten bunu da defalarca sormuşlar hani bu kazancı nasıl sağladı, ne yaptı, ne etti, en fazla kazandığı hisse hangisiydi, ne oldu? Hani ben topu size bırakayım. Siz nasıl olduğundan bahsedin. Bu yolculuğu anlatın. Hem arkadaşlarımız öğrenmiş olsun. Şöyle anlatayım. Şimdi ilk işte 2017'lere kadar tamamıyla büyüme odaklı. Yani şirketleri araştırıp buldum. Baksanız o dönemde 6-7 şirketten fazla yatırım olmamıştı. Yani yaklaşık 7-8 senede. Neyi, neden aldığımı bildiğim için ve o vadede de borsadan elde edeceğim gelire ihtiyacım olmadığı için rahatlıkla taşıyabiliyordum. Kârda oturmayı bilmek çok önemli. Yani kârdasın. İşte biraz önce söyledim. Maliyetin kadar marj oluyor gün içinde. Maliyetin kadar çok önemli bir nokta. Ya orada durabiliyorsan tamam olmuş demektir yani bu iş. Onu ben başardım. Yani kârda oturabiliyordum. Yani öyle bir durum vardı. Oturamazsam zaten olamaz. Yani bu getiriler %62-63 birleşik getiri. Yani yapamazsınız yani. Durmak lazım. Kârdayken durabilmek lazım. İlk 8, işte 2017'nin sonuna kadar bu şekilde gitti. Amaçladığım büyüklüğe eriştikten sonra artık daha defansif diyeyim kendi adıma. O şekilde davrandım. Nedir bu? İşte bilanço odaklı. Tamamıyla şirketin gelen ve gelecek olan bir iki bilançosuna göre yatırımımı şekillendiriyordum. Ona göre pozisyon alıyordum. Tek şirket olmuyordu bu o süreden sonra.
tek şirket olmuyordu ama 10 şirketin de olmadı hiçbir zaman. 3-4 şirket oluyordu ama yine bir tanesi %50-%60'ı şey yapıyordu. Portföyü de kaplıyordu. Çok özür dilerim, bir arkadaşım geldi buraya. Gel, gel buraya, gel. Bu arkadaş havlayıp duruyor. Fark ettim hocam. Ben de hatta diyordum arka fonda bir şey var ama. Şöyle, bütün gün böyleyiz. 2017-18'den sonra dediğim gibi 3-4 şirketle portföy yapmaya başladım. Ha, bir de o tarihten sonra her daim ben işte senedi pozisyon taşıyacağım diye bir kural koymadım kendime. Ki şu anda da öyleyim. Eğer uygun bir şey bulamazsam bekliyorum. Ne zamana kadar? Bulana kadar bekliyorum. Yani bana göre ters geliyor. Yani devamlı hisse senedi taşımak ters geliyor. Bu şekilde büyüttüm. Yani 2018'den sonra ama bilançoya göre yatırım yaptım ama seçtiğim şirketler de genel itibariyle verisini takip edebildiğim şirket olmasına özen gösterdi. Nedir bu veriler? İşte en başta ihracat verileri. Şimdi bilanço 3 ayda bir geliyor ama ihracat verileri aylık açıklanıyor. Bunları takip ediyordum. İşte son dönemde herkesin bildiği aracı kurum verilerini takip ediyordum. Çok önemli gösterge bunlar. Onlar bir de günlük. Vakti zamanında enerji şirketi taşırken PTF'leri takip ediyordum. İşte otomobil şirketleri için üretim ve satış adetlerini takip ediyordum. Ya bunların hepsi internette var. Ben birkaç kere internette bu linkleri falan paylaştım. Ya internette olmayan veri yok. Yani 3 aylık bilançoları beklemeden şirketin satışları hakkında en azından fikir elde edebilirsiniz. Yani bu aracı kurum tarafında direkt gelirleri hakkında. Yani direkt net kâra kadar gidebilirsiniz. Çok mesela bir tanesi hariç diğer dört halka açık aracı kurumu neredeyse gelirlerinin tamamı hacimlerle alakalı işlemler. Yani çok rahat takip edilebiliyor bunlar. Ve bu veriler ücretsiz veriler bile böyle. Yani para da vermenize gerek yok. Her gün ilgili internet sitelerinden verileri alabiliyorsunuz. Ben de buraya yöneldim. Yani 440 civarında şirket var ama benim kümeme giren şirket sayısı ya 50-60'tır. Ha, hepsini takip ederim. 400 şirkete yakın olmasa bile 300'ünü falan takip ederim. Yani çünkü her gün ben kap haberlerine bakıyorum. Bugün ne gelmiş? Yani belki oradan bir şey çıkar diye okuyorum yani. Ama pozisyon aldığım ve alacağım şirketler genelde 50-60 şirket arasındadır. Özellikle ihracatçılar. Dönemine göre değişiyor bunlar tabii ama işte 2018 sonrası hep ihracatçılar oluyor maalesef. Maalesef dedim yani kur hep yukarı gittiği için mecbur o şirketlere bakmaya başladım. O şekilde devam ediyorum. Burada tabii hocam şunu da söyleyeyim siz paylaşmanız için. Çünkü bu fon camiası da bayağı bir olay oldu diye hatırlıyorum. Yani 680 kat nasıl olur, şöyle olur, böyle olur falan filan diye. Ama onlardan farklı olarak Barış hocamın bir tane veya iki tane hisse seçebildiği için böyle kazançlar olabiliyor. Hani çünkü evet, fonlarla karşılaştıranlar da oldu. Ya nasıl olmaz falan filan. Türkiye'deki fon kuralları gereği arkadaşlar fonlar zaten en fazla %10 hani hisseye girebiliyor. Hani oradan onun bir önünü kapatalım. Yani hocamın burada aldığı riskin hani güzel bir sonucu olmuş. Ancak serbest fonlarda o imkan var ama o da adı üstünde serbest fon. Herkes de giremiyor. Nitelikli yatırımcı olmak lazım. Öyle getiriler vardır illaki yani bakmak lazım tefasta. Vardır. Ya ama tabii herkes giremediği için bir de kağıt üzerinde orada kârda görünebilir serbest fon ama onu realize ettiği zaman gerçekten o nakde dönebilecek mi? Yani pozisyon aldığı enstrümanın derinliği de önemli orada. Öyle durumlar da var. Zaten siz son derece güzel bir şekilde başladınız. Hani şu anda arkadaşlar da biraz olsun öğrenmeye başlamışsınız sizin bakış açınızı. Şöyle bir soru gelmiş. Yani günde kaç saatinizi harcıyorsunuz? Başka bir işiniz var mı diye sormuşlar ama zaten siz söylediniz şu anda başka bir işiniz olduğunu. Hani günde kaç saatinizi borsayla harcıyorsunuz? Yani ekran karşısında işte sabah 8'de otururum. Normal işim var netice itibariyle gündüz. Yani akşam 11'lere kadar ekran karşısında olduğum çok zaman vardı. Yani günde ortalama sadece borsaya diye bakarsak 5, 6, 7 bilanço dönemlerinde sabah 3'lere 4'lere kadar bilanço bakmışlığım vardır. Yani dönemine göre değişiyor. Eğer pozisyon açtıysam ve rahatsam ve hedefime daha varsa nispeten daha az bakarım yani şirketlere ama her gün hemen hemen kap haberlerine bakmaya özen gösteriyorum. Yani bütün şirketlerin gelen ne gelmiş bugün onlara bakıyorum. Yani minimum 4-5 saatim oluyor mevcut işimin dışında. Burada hocam tabii şunu da altını çizeyim. Çünkü bunu birçok konuştuğum hani bu işi yıllarını vermiş hocalarımız da söylüyordu. Kapa çok önem verilmiyor. Bu buna çok enteresan geliyor. Yani sanki kaptaki veriler böyle sosyal medyada anında paylaşılıyormuş. İşte anında hani bu bilgiler herkese veriliyormuş gibi düşünüyor ama aslında kap bir maden gibi. Yani aynen, kesinlikle. Kesinlikle. Geçenlerde bir dostum da zaten benimle paylaştı sağ olsun. Bir şirketimiz, hani ismini vermeyeyim ama zaten belki bilen vardır. İsim değiştirdi kapta. Bizim arkadaş da sağ olsun o şirket isim değiştirdikten sonra şirketi bir araştırmaya başlıyor. Şirket meğerse sektörü de değiştiriyormuş.
Değiştirici sektör daha avantajlı bir sektör ve hisse bayağı bir gitti. Yani bayağı bir gitti. Hani bunları kapta görebiliyorsunuz ama nedense bizim yatırımcı arkadaşlarımız çok kapa karşı biraz şeyler. Hani ya zaten herkes biliyordur, herkes görebiliyordur diyor. Sizin böyle bulduğunuz bir çok ince şey olmuştur, bilgi olmuştur. Yani bakıyorum tabii yani şimdi orada direkt kap kaynaklı bulduğum bir şey var. Yani kap değil de mesela Netaş'ı ben Reuters'ta gördüm ama detayı o zaman günlük bültenler yayınlanıyordu yine MKB'nin. Orada yakaladım yani Reuters'ta Nortel iflas etti diye haber geldi. Yani detayla ilgili bir durum yok. Tamamen günlük bültenlerden falan yürüyüp gitmişler. Mesela ondan sonraki yatırımımda direkt kaptan yakalamıştım. Yani kap demeyeyim de şirketin açıklamış olduğu seans içinde gelen haberden yakalamıştım. Ve tesadüf o zaman Netaş pozisyonumu da kapatmıştım. Nakitteydim. Anında pozisyon açtım. Hiç polemiğe girmedim. Yani çünkü şirkete adını da vereyim. Yani 2011-12 vesaire o civarlar olsa gerek. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu İFM İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında işte Vakıfbank'ın Diyen Türk binası yapılacak. Yapacağız, kiraya vereceğiz diye bir haber gönderdiler. Şirket çok komik bir piyasa değerindeydi. 80-90 milyon TL falandı yani o zaman. Elde edeceği gelir, yıllık elde edeceği kira geliri işte onun %70-%80'i gibi bir rakamdı. Yani garip bir rasyolar oluyordu. Ve bedeli sermaye artırımı da açıklamıştı. Bile bile yani isteyerek kendi hür irademle bedeli sermaye artırımına da girmiştim. Öyle bir buçuk senelik yolculuk olmuştu orada. Ve haberi tamamıyla şirketin seans içinde kapa demeyi, o zaman kap yoktu da yani Matrix ekranına düşmüştü. Göndermiş olduğu haberden öğrenip anında aksiyon aldığımı hatırlıyorum. Daha dün gibi. Unutmam yani o. Herkesin beklediği soruyu ben sorayım. Zaten bu soruyu iyice ağaçlandırıp budaklandıracağız. Tabii. Barış Yılmaz nasıl hisse seçer? Nelere dikkat eder? Zaten buna dair birçok soru var. Yani nasıl değerlendirme, nasıl değerleme yapar? Hangi rasyolara bakar? İşte kısa vade, orta vade, uzun vade hisse var mı gibi birçok soru var. Ama ben en başından başlayayım. Ondan sonra zaten dediğim gibi biz bunu budaklandırırız. Şimdi ben nasıl hisse seçerim? 2017-18'e kadar anlattığım gibi tamamen büyümeye yönelik. Yani bilanço baktığımı bile hatırlamıyorum. Mesela Nortel, işte Vakıf Gayrimenkul ve diğerlerini taşırken tamamen büyümeye yönelik. Şirkete yatırım yaptığım için bilançosuna hiç bakmazdım, ilgilenmezdim. Ama ondan sonra tabii artık bilanço odaklı baktığım için olaya. Benim esasında baktığım şey çok basit. Bir, çok uzun vadeli bakmadığım için kârına bakıyorum. Bu şirket kâr etmiş mi? Net kâr etmiş mi? Etmişse devam ediyorum. İşte yabancı para pozisyonu benim için önemli bir kalem. Özellikle son 4-5 senede çok önemli. Bu şekilde ihracatçı mı? Finansal dipnotlardan ihracat oranlarına ve geçiş dönem oranlarına bakarım. İhracatçısı sektöründe bu şirketin ihracattaki payı nedir? Bunu da şu nedenle bakıyorum. Bunun verisine ben ulaşabilir miyim? Herkes bilir. İşte Vestel Beyaz Eşya, Manisa Elektrik Elektronik İhracatı'nın %50'sini yapar. Her ayın ikisi üçü TİM, Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi, veriyi açıklar. Oradan çok rahatlıkla ihracat tarafını takip edebiliyorsunuz Vestel Beyaz Eşya için. Bu yüzden ihracat benim için önemli. Onun için açıkçası baktığım başka bir veri yok. Yani kar edecek, etmeli. Bir de tabii gelecekte elde edebileceği kâra kendi kafama göre bakkal hesabı hesaplıyorum. O anki piyasa koşullarındaki faiz de önemli benim için. Yani işin sonunda FK'ya gidiyorum esasında. Gelecekteki FK'sı beni tatmin edecek durumda mı? Şu an pozisyon açmam için yeterli mi diyorum. Eğer yeterliyse ertesi gün eğer pozisyon açacağım büyüklüğe göre şirketin derinliğine göre aynı gün de alabilirim. Pozisyonu açabilirim. Ertesi gün birkaç gün içinde de açabilirim. Tamamıyla şey fiyat hareketine bakıyorum ve tahtanın diyeyim o anki durumuna, derinliğine. Çünkü bazı şirket bilançolar geliyor. Çok iyi ama bakıyorsunuz 10 kademede 10 bin liralık alıcı var. 20 bin liralık satıcı var. Yani direkt ekrandan siliyorum o şirketi. Yani alsam bir dert, satsam ayrı bir dert. Yani onlara bakmıyorum açıkçası. Yani kriterlerim bunlar esas. Yani net kar, ihracatçı olacak. Yabancı para yükümlü mümkün mertebe olmayacak. Eğer olursa dahi ihracat oranı çok yüksek olup onu oradan bir şekilde kompaze edecek. Vespe bunu çok güzel yapıyor mesela. Almadığım şirketleri söyleyeyim mesela. Bankalara hiç bakmam. Kendim bildim bile hep ucuz. Yine ucuz. Ne zaman pahalı olacaklar bilmiyorum. O yüzden almıyorum. Enerji şirketlerinden uzak duruyorum. Malum bilançoları herhalde bugüne kadar bir tek enerji şirketi aldım ama o da tam enerji değil, holdingden bozma enerji şirketiydi. Onun dışında genel itibariyle bu. Ama dediğim gibi ağırlıkta ihracatçıları seçiyorum. Borcu olabilir.
ödediği sürece sıkıntı yok. Yani satışı olduğu sürece, satabiliyorsa ürününü, sıkıntı görmüyorum. Eğer gelecekte beklediğim FK da cazipse takip eden günlerde pozisyonumu açıyorum. Peki faaliyet raporu patron? Okuyorum. Okuyorum. Yani patron ismi esasında en son baktığım şey. Yani her şeyi dört dörtlük ama patronu sıkıntılı deyip almadığım bir şirket var mı hatırlamıyorum. Yok galiba. Yani eğer şirket dört dörtlükse genelde patronla dört dörtlük oluyor. Yani benim kriterleri geçiyorsa finansal durumu efendim söyleyeyim. Patronda da muhtemelen sıkıntı olmuyor. Hiç denk gelmedim yani öyle bir duruma. En son patron kısmına baktığım için. Ama faaliyet raporlarını okuyorum. Yani ama şöyle okuyorum. Yani dediğim gibi ben tamamıyla karına, satışlarına baktım. Faaliyet raporu kitap okumak gibi. Yani oradan bir şey aklında kalır mı? Yani oradan bir şey yakalayamadım açıkçası. Çünkü ben bir veya iki bilanço dönem sonrasını beklediğim için artık son 4-5 yıldır yani uzun vade bakmadığım için orada yatırım yapmış 2023'te 2024'te işte mesela şu an Sasa 10 yılda bilmem ne kadar yatırım yapmış. O beni ilgilendirmiyor şu an yani. Beni sonraki çeyrek ki gelecek olan bilanço ilgilendiriyor. Eğer oradaki bilanço beni tatmin ediyorsa ve o anki fiyatı da hali daha benim hedeflerime gitmediyse sonraki bilançoya kadar yani işleri bozulmadı, bozulana kadar diyeyim veya farklı bir alternatif yatırım aracı bulana kadar taşıyorum. Yani genel prensibim bu. Yani esas çok basit yani benim şey. Yani çok fazla rasyoya bakmıyorum. Aslında ben de onu söyleyecektim. Yani bir özet olarak geçebilirsek aslında siz rahatça ne getireceğini, ne kadar kar getireceğini tahmin edebileceğiniz hisseler arıyorsunuz hocam. Doğru. Evet, aynen. 400 hisseyle işim yok. Yani 40-50-60 hisse bana yetiyor. Yani datalarını kolayca bulabileceğiniz, ona göre kolayca yorumlayabileceğiniz ve aslında hani bunu çoğunlukla bu işi yıllarca yapanlarda gördüğümüz noktadan bir tanesi de bu. Gol yemeyeceğiniz hisseler arıyorsunuz. Aynen, yani aynen. Yaratmaktan ziyade ilk önce gol yemeyelim, ondan sonra golü zaten atarız diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve yani, o sebepten böyle. Ve o sebepten de aslında bilanço odaklı yatırım derken hani hem datalarıyla hem de işte daha basit düşünün. Çünkü ben de buna çok katılıyorum. Yani aslında çok karmaşık değil. Daha basit düşünmek lazım. Bu şirket ne kadar net kar yapıyor? Net kar ne kadar esas faaliyet karından ve ne kadar da hani döviz borcu var mı yok mu? Nasıl bir sıkıntı olabilir? Aslında buna bakmak lazım. Ya bilmiyorum. Kesinlikle. Ben bir şey atladım şu anda. Yok yok. Çok güzel özetledin hocam. Yani tamamıyla benim bakış açım bu. Yani 400 şirkete birden odaklanmaya gerek yok. Dilini anladığım 40-50 tane şirket var. Belki 60'tır. Onlar arasında dönüyor diyebilirim kendim. Yani son 5 yıldır. Bazılarını 3. turu falan yapmışım. Öyle söyleyeyim. Yani yatırımlarda. Yani oluyor yani. Oluyor. Fırsat buldukça. Sadece bunlarda dönmek yetiyor benim için. Aslında çok güzel bir örneksiniz hocam. Yani bunu açıkça söylemem lazım. Hani arkadaşlarımız bu piyasaya girmek istediği zaman bunun çok karmaşık böyle çok imkansızlıklarla dolu bir yer gibi düşünüyor ama hani sizin bence gibi değil. Çok basit. Aynen. Çok basit. Sadece ya, orada tek sorun bekleyebilmek. Yani bunu yapabilen işte portföyünde arzu ettiği artışları yakalıyor. Bekleyebilen yani alıyor. Niye aldığını biliyor. %3, %5 yükseliyor. Pozisyonu kapatıyor. Yani bu şekilde en fazla bütün hareketler doğru olsa bile işte mevduat faizinin 3-4 puan üstünü alırsın. Seneyi kapatırsın. Peki o zaman yani yine sorulardan devam edelim. Nasıl değerleme yapar? Zaten siz cevap verdiniz şu anda. O soruyu geçebilirim. Aslında bana cevap verdiniz ama ben yine de sorayım. Bilanço geldi ve beğendi. Ertesi gün hemen alıyor mu? Endeksin ya da piyasaların durumuna göre zamanlama mı kolluyor? Portföyün ne kadarıyla alım yapıyor? Kademeli alım yapıyor mu? Hangi durumda azaltma veya artırma yapıyor diye sormuşlar. Hani genel olarak bir bilançoyu beğendiniz ve oradan sonra ne yapıyorsunuz? Bilançoyu beğendim. Eğer yani getiri potansiyeline göre hareket ediyorum. Eğer ciddi bir getiri beklentim varsa, cidden kastım işte %200, %150, yani %100'ün üzerinde bir beklentim varsa, ertesi günü eğer tahtanın derinliği de uygunsa, yani derin bir tahtaysa, yani şey değilse, sıradan yani çok sığ bir tahta değilse, duruma göre %50, %60'a kadar, yani o en büyük parçaya ayırdığım hisse olarak alabiliyorum veya daha az alacaksam %10, %15, genelde aynı gün eğer böyle bir getiri beklentim varsa, aynı gün işlemi yapıp ekranı kapatıyorum. Yani şey değil, günleri yayarak alma ancak almakta zorlandıysan olabiliyor veya direkt tavan açtı. Alamadım yani. Ne yapayım? Ertesi gün de tavan açtı. Ekranın bir tarafında kalıyor. Eğer gevşerse ne yapıyorum? Gevşediği zaman alıyorum. Orada şöyle bir huyum var. Yani yeterince alamadığım zaman, yani portföyde istediğim oranı sağlayamadığım zaman, bir de istediğim fiyattan da alamadım. İşte ikinci gün tavan olmuş. Can sıkıntısı da var bir miktar. Ver al yaparak trade
Trade yapıyorum, yapmıyorum desem yalan olur. Yani istediğim kadar alamadığım zaman ver al, maliyeti aşağı düşürmeye çalışıyorum. Düşerse seviniyorum, para kaybediyorum ama çünkü daha çok, çünkü hedefim fazla. Daha çok alacağım. O şekilde davranıyorum. Baktım yukarı gidiyor. Aldığımı da veriyorum. Ekranından olduğu gibi kaldırıyorum yani. Bundan bize ekmek düşmez diyorum. Sonrakine geçiyorum. Kademeli alım satım da yapıyorsunuz o zaman zaten. Burada. Yani eğer alamıyorsam, alırken alamıyorsam kademeli alım yapıyorum. Yani alamamaktan kastım kağıt tavan oldu. Çok sığ. Ne bileyim, bu gibi durumlar oluyor. Alamadım hisseyi. Farklı günlere yiyerek alabiliyorum. Satışlarda ama ederine yakın geldiği noktalarda, dönemlerde eğer alternatif farklı bir yatırım aracı bulduysam eğer peyderpey yani ondan verip ona geçme durumu yapabiliyorum. Her zaman yapıyor muyum? Yapmıyorum. Yani geçmişte 1,5 yıl taşıyıp ilk bir günde alıp bir günde malı verdiğim çok sayıda şey vardır, şirket vardır. Değişiyor ya. Tamamıyla şirketin fiyatın tahmin ettiğim fiyata ne kadar yaklaştığıyla alakalı ve ne kadar zamanda geldiğiyle alakalı aynı zamanda. Bir de bunu sattıktan sonra eğer hisse senedi anlamında bir alternatif bulduysam zaten yapıyorum yani. Değiştiriyorum. Hangisi sonuç itibariyle daha fazla getiri sağlayacaksa bana ona geçiyorum. Ama yoksa sonuna kadar da beklediğim oluyor ve hepsini tek kalemde tüm pozisyonu kapattığım dönemlerde çok olmuştur. Parçalı da olmuştur. Ama alırken genelde tek kalemde almaya çalışırım. İmkan vermiyorsa ancak kademeli alırım. Peki hocam değerleme konusunda yani dediğiniz gibi hani %150, %200 potansiyeli olduğunu. Yani tamamıyla FK'ya bakıyorum. İşte son çeyreğe bakıyorum. Bir önceki çeyreğe bakıyorum. Efendime söyleyeyim bunu satışlarını takip edip, yani ihracatçı olduğu için şimdi en başta o kriterden geçti. Verisine hakim olabileceğim şirketler olması lazım bunlar. O verilere bakarak kendimce tamamıyla son 1-2 çeyrek karlarına bakarak sonraki çeyrek ve ondan sonraki yani 4 çeyreğe odaklanmıyorum ben. Kesinlikle. Bir sonraki çeyrek ve sonraki çeyreğe bazen hesabıma katıyorum ama tamamıyla ilk etapta önümüzdeki çeyrekte ne gelir? Gelirse ne olur'a bakıyorum. Ona göre hareket ediyorum. Yani ben bilanço ama her gelen bilançoda yeniden değerlendiriyorum kendimi. Dolayısıyla 4 çeyrek boyunca ne kar gelecekmiş ona bakmıyorum. Tamamıyla faiz FK ilişkisi. Son derece güzel. Ya benim açımdan da çok güzel geçiyor program. Şöyle söyleyeyim yani sizin gibi isimlerin, yani bu işte başarılı olmuş isimlerin bu kadar basit baktığını görmek açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Bu programı hani Yaşar Bey'le de yaptığımızda, Haydar Bey'le de yaptığımızda onların da hani bakış açılarının basit ve güzel olması hani sizin gibi açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum izleyen arkadaşlarımız ne düşünür? Şunu da soralım. Zaten siz biraz aslında başlangıcında yaptınız ama portföy dağılımınız nasıl oluyor? Yani bu son dönemde siz %100 hissede olmadığınızı söylediniz zaten. Dağılımı nasıl yapıyorsunuz? Tamamıyla yani uygun hisse senedi bulamadıysam kenarda bekliyorum. Kenardan kastım nakit, TL'de duruyorum. Yani döviz, altın veya başka bir kripto para yatırımım kesinlikle yok. Yani dövizde ancak döviz ödemem varsa döviz alıyorum. Onun dışında nakitte kalıyorum. Nakitte genelde overnight çeviriyorum. Çünkü ne zaman hangi fırsatın çıkacağı insan karşısında belli olmuyor hisse senedi anlamında. Yani hisse senedi kısmı hisse senede kalır. Nakit kısmı overnight işte para piyasasında, işte fonda, mevduatta. Duruma göre hiç yapmadığım vadeli mevduat olayı vardır ama bu sene mesela %20 faiz oranını gördüm. Çok az bir miktar yıllık stopaj avantajından yararlanmak için yapmıştım. Vardır yani. Çünkü yani önümüzdeki dönemlerde fırsat çıkacağını pek düşünemiyorum açıkçası. Yani eskiye oranla benim yakaladığım yani son 3-5 senedeki fırsatları kolay kolay görebileceğimizi düşünmüyorum. Bu en azından bu senenin sonuna kadar. Piyasalar biraz karışık. Ona da yani nakitte duruyorum. Yani ağırlık şu an nakitim. Yani onu da açık açık söyleyeyim. Yani şu an yeni bir durum değil. Yaklaşık Şubat sonundan itibaren büyük kısmı nakitteyim. Neyse senedim var halde. Yok değil, var. Ama ağırlık nakitteyim. Tanıdığım belki de psikolojisi en sağlam olan insanlardan bir tanesiniz. Çünkü çoğunlukla insanlar hani borsada hani parasını çekmek bir yana hani %100 piyasadadır, %100 hissededir. Ama siz benim tanıdığım böyle bu konuda en hani standartlarına sadık kalan böyle hani kesinlikle hani girmeyeceğim dediğiniz zaman duran insanlardan bir tanesiniz. Aslında dediğim gibi psikoloji konusunda en iyi isimlerden bir tanesiniz. Peki nasıl yapıyorsunuz? Yani genel olarak yatırımcı psikolojinizi nasıl koruyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Neticede oyun oynamıyoruz. Yani para kazanıyoruz. Bu parayı da yani geleceğimizi şekillendirmek için yapıyoruz. Yani emeklilik için yapıyoruz. Yani rahat yaşayalım diye yapıyoruz. Dolayısıyla alacağımız kararlar 10-15 sene sonrası için nasıl yaşayacağımızı belirleyecek olan kararlar.
Dolayısıyla ya belli bir disiplin çerçevesinde eğer uygun fırsat bulamazsan kenarda duruyorum ya, durmayı biliyorum ama bulduğum noktada da dibine kadar hesapta işte alacağım istenen fiyat 3 liraysa 2,99 lira kalana kadar, yani bir lot daha bırakmayacak şekilde hisse senedi aldığım dönemlerde olmuştur. Ki olacaktır da bundan sonra. Fırsatı yakalarsan eğer. Sonuçta oyun değil bu. Yani yatırım yapıyoruz. Her daim hisse senedi taşımak da gerekmiyor. Ben fon değilim yani. Hisse senedi fonlarının öyle bir zorunluluğu var. Dolayısıyla rahatım yani o konuda. Yani hisse senedim olmayınca rahatsız oluyor muyum? Rahatsızlık demeyeyim de araştırma içinde oluyorsun. Yani bakıyorsun, okuyorsun. Gözden bir şey kaçırmak, daha fazla araştırma yorucu oluyor tabii. O kısım biraz benim açımdan yorucu oluyor. Çünkü şirket bulmak kolay değil. Taşımak kolay benim için. Bu noktada tabii şunu da sormam lazım. Yani bu kadar emeklilik, işte borsa üzerine emeklilik dedik ama siz galiba çok temettü emekliliğe ilgilenen bir isim değilsiniz. Yani değilim. Değilim. Yani bundan sonraki benim yatırım tarzım muhtemelen son 4 senede yaptığım yatırım tarzıyla aynı olacak. Bilanço odaklı. Temettü bilmiyorum şey değil yani. Tam bana göre değil. Yani temettüsü versin şirket. Ama sırf yani taşıma, yani sonraki bilanço bozulduysa, temettü veriyorsa ve ben başka bir fırsatta bulduysam veya benim edirime geldiyse taşımama gerek yok onu. Yani ben pozisyonu kapatırım onda. Yani temettü için her sene yüzde işte karının bir kısmını temettü veriyor diye bana biraz şey geliyor. Yani mevcut konjonktürde, yani ülkemizin borsasındaki duruma göre bana ters geliyor. Yani şu an 30 lira olan ise sene 10 lira olabilir. Yani olmayacak diye bir şey yok yani. İstediği kadar temettü versin. Görüyoruz. Barış Bey, ben hani biraz sizi tanıyorum da. Bu arada bilen yani arkadaşlar da bilmiyordur ama biz Barış Bey'le hani konuşuyoruz. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Barış Bey benim piyasada, bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ayrıntıları çok iyi şekilde bulabilen, hani en küçük piyasada insanların bakmayacağı noktalara bakabilen, ya bunu şöyle söyleyeyim, hani mühendis bakış açısıyla düşünen, yani hani ben mesela sizden önce rüçhan tahtasındaki arbitraja dair hiçbir şey bilmiyordum. Hani ben sizden önce fonlarda dikkat edecek noktaları bilmiyordum. Hani bu ayrıntıları nasıl öğrendiniz hocam? Bu yıllar içerisinde bu mesleğin içinde olmanın getirdiği bir şey mi? Evet. Özellikle o rüçhan olayı tamamıyla mesleki, yani sonuçta sermaye, ben hisse senedi uygulamaları yazdığım için, yani aracı kurumların kullanmış olduğu, orada sermaye arttırım işlemlerini de yazdım. Yani programını yazdığım için nasıl hesaplandığını, ne rüçhanın ne demek olduğunu, rüçhan aldığın zaman ne olur, sattığın zaman ne olur bildiğim için özellikle bu 6-7 aydaki bedelli sermaye arttırımlarında inanılmaz arbitraj imkanları verdi. Ha, ben değerlendirdim mi? Hiç tarzım değil ama resmen bedava para olan şey durumlar vardı. Yani açıkça söyleyeyim yani vardı. Onu değerlendirdim. Rüçhanı alıp aynı gün veya ertesi gün normal hisseye çevirip satabiliyorsunuz yani. Bu en doğal hakkınız. Aldığınız anda zaten normal bedelli parasını verip normal hisse senedine çevirebiliyorsunuz. Bu gayet legal bir durum. Yani yapılabilir bir durum. Bunu da insanlar değerlendiriyor ama bazı tahtalarda, senetlerinde diyeyim, çok garip fırsatlar verdi. Yani inanılmaz fırsatlar verdi. Yani alıyorsunuz, ertesi gün taban bile, tabandan verseniz dahi %7, %8 para kazandığını gördüm yani. Yani garip bir dönemdi yani açıkçası. İnsanlar bilmiyorlar çünkü. Yani rüçhan ne demek bilmiyor. Yani rüçhandan almıyor, gidiyor normal tahtadan alıyor. Halbuki bir %10 yukarıdan alıyor. Yani rüçhandan alsa, kullansa daha ucuz alacak. O yüzden ara ara şeyleri, tabloları, yani bedeli sermaye arttırımı denk gelirse bana bunun tablosunu hazırlıyorum ve Twitter'dan paylaşıyorum. Yatırımcılar dikkat etsin. Yani normal fiyat neyken yani rüçhan ne olmalıdır veya tersi durumlarda mevcutta almak isteyen veya satmak isteyen, rüçhanı satmak isteyen hangisi avantajlıdır? Onu görsün, ona göre işlem yapsın diye. Bir Excel şablonum var. Fırsat buldukça yani gözüme takılan bedeli sermaye arttırımlarında paylaşıyorum. Ben kaldı ki sizi KAP'ta görmüştüm galiba. Hangi şey bedeli sermaye arttırımı olduğunu biliyorum. Evet. Barış Yılmaz gördüm. Allah Allah, bizim Barış abi mi acaba ya falan dedim. Bayağı siz misiniz zaten yani? Orada birinci bedeli sermaye arttırımlarında kullanılmayan uçanların satışı yapılıyor. Takip eden günlerde birincilik piyasada. Birincilik piyasadan almıştım onu. Alınca da işte %5'inden fazla alanları da şirket KAP'a bildirmek zorunda. Alırken hiç aklıma gelmemişti açıkçası o durum. O şekilde KAP'a adımız düştü, öyle değil. Olsun hocam, ama dediğim gibi gerçekten hani bu işin mühendislik kısımlarında bilen birisi olarak gerçekten çok farklı ayrıntılara ve çok farklı noktalara bakabiliyorsunuz. Yani yıllardır bu işi yaptığım için, yani operasyonunu bildiğim için ya o açıdan şanslıyım biraz. Yani
Aşinayım yani duruma, hisse senedi piyasasının tamamına, işleyişine aşinayım. Yapılan tüm operasyonuna aşina olduğum için ne demektir, nasıl yapılır, ne zaman para hesaba geçer, ne zaman parayı vermelisin gibi kısımlara o açıdan bilgim var. Peki hocam şeyi paylaşmak ister misin? Fonlarla ilgili paylaştığın noktayı, fon yeni başladığında. Evet, öyle bir durum da var. Mesela özellikle hisse senedi fonlarında eğer yeni bir fon kuruluyorsa, ben bunu son dönemlerde kullanan hisse senedi fonlarında baktım. Eğer ilk kez kuruluyorsa ilk gün o fondan almak lazım kardeşim. Yani çünkü fon yöneticisi ne yapıyor? Pozisyon açıyor. Sonra ertesi gün yeni fona katılımlar oluyor. Katılım oldukça orada açtıkları pozisyonlar artıyor. Dolayısıyla ilk pozisyon, yani fona ilk katılan, sonraki katılanların sermayesinden faydalanarak para kazanıyor. Yani ben bunu birkaç fonda fiyatlarına bakarak ilk açıldığı günden beri baktım. Yani kesinlikle işe yarıyor yani. O yüzden bir gözümde şey de mesela artık. SPK bültenlerine her hafta bakarım. Oradaki fon kurulumlarına bakarım mesela. Hisse senedi yoğun fonu var mı yok mu? Varsa onu takibe başlarım. Ama yasal bunlar aslında. Bunlar Yasal, şey yasal şey değil yani. Düz Olayın yasal düz yapılabilecek şeyler. Triklerini gösteriyorum. Yani, triklerini anlatmaya çalışıyorum. Yani yasal olmayan hiçbir şey yok. Her şey legal. Önce yol alan daha çok yol alıyor yani. İlk fonu alan netice itibariyle fon büyüdükçe ne yapacak? Fonun da hisse senedi yatırımları devam edecek. Sonuçta çok dağılmıyorlar genelde fonlar. Yani 20'dir, 30'dur, 40'tır. Max o bir tane fon var. BIST 100 dışı olan iş portföyün fonu yanılmıyorsam. Onun da çok sayıda hisse senedi var. Ama onun dışındaki fonlarda hisse senedi sayısı 15'i geçmiyordur yani. 15-20'yi geçmiyordur. Dolayısıyla fon büyüdükçe mevcut pozisyonlarına arttırmaya yönelik işlem yaptıklarını düşündüğüm için, ki veriler öyle söylüyor. İlk fon kurulduğunda almak alan için genel itibariyle karlı bir durum. Ben bunu siz bana ilk söylediğinizde böyle şey olmuştu. Hani böyle hani beyinde bir yer açılır ya, böyle bir şey olabiliyor mu ya gerçekten falan filan diye düşünmüştüm. Hani o yüzden dediğim gibi siz benim piyasada gördüğüm belki de hani piyasanın bu boşluklarını en iyi değerlendiren isimlerden bir tanesiniz. Çok yani fırsat veriyor piyasa bu konularda, inanılmaz fırsat veriyor. Veriyor ve verdi yani. İçinde olmasam demem yani. Yararlandım yani açıkçası. Öyle söyleyeyim. Peki böyle başka verebileceğiniz bir şey var mı? Hani başka bir... Yani aklıma gelmiyor esasında da. Yani buna benzer illaki gözüme takılan trikler olmuştur. Ama şu an aklıma bedelli siz söylemeseydiniz aklıma gelmez şimdi. Bedelli rüçhan ilişkisi çok önemli. Yani yatırımcılar kesinlikle rüçhan nedir, nasıl hesaplanırı öğrenmesi lazım. Kesinlikle öğrenmesi lazım. Bu ister kısa vadeli yatırımcı olsun, ister uzun vadeli yatırımcı olsun. Yani 10 yıldır taşıyorsun, problem değil. Atıyorum X şirketi taşıyordur, bedeli sermaye artırımı yapmıştır. 10 yıldır taşıyordur, problem değil. Ama öyle bir fiyatlama oluyor ki, normali satıp rüçhanı alsanız mevcut lot miktarınızı %10 arttırıyorsunuz. Yani garip durumlar yaşadım yani ben bunu. İlk başta idrak edemedim zaten. İlk bu gözüme takıldı. Nasıl yani ya? Excel'de mi yanlış hesaplıyorum falan dedim ben. Yok yani yanlış hesaplamıyormuşum. Piyasa o şekilde fiyatlı. Yani garip fırsatlar sundu. O yüzden her türlü yatırımcı yani kısa, orta, uzun vardı hiç fark etmez. Özellikle bedelli sermaye arttırımlarında kesinlikle ve kesinlikle rüçhanla ana tahta ilişkisini öğrensin. Öğrenemiyorsa müşteri temsilcisine sorsun. Yani bedavadan diyeyim. Yani hiç efor sarf etmeden sadece bir alt bir satla mevcut taşıdığı portföyü arttırabilir. Yani nominal anlamda arttırabilir. Bu da katlamasına neden olabilir. Yani fiyat yukarı gittikçe daha fazla para kazanırsınız. Yani bunu değerlendirmek lazım. Dediğim gibi ben ara ara bedeli sermaye yatırımları ile ilgili tabloyu yayınlıyorum şeyde. Gözüme takıldıkça Excel olarak. Rüçhanlıyken normal senet ne olmalıdır gösteriyorum. Mesela bazı kurumlar var. Yani özellikle bedelli sermaye arttırımlarında derinliğe baktığınız zaman direkt o kurumları görürsünüz zaten. Yani bu hesap kitabı bilen insanlar direkt görüyorsunuz. Yani rüçhanı alıyor. Adam normal tahtada anda satıyor. Brüt takas yoksa. Anda satıyor. Yani kurmuş mekanizmayı. Rüçhanı alıyor. Orada normal tahtaya satıyor. İki kademe, üç kademe. Adamın işi de o. Yani bir şey diyemiyorsun adama. Çünkü vermeyeceksin o zaman o fırsatı. Yani yatırımcı olarak vermemek lazım. Sonuçta bu fiyat makasının oluşmasının nedeni bu hesaplamayı bilmeyen yatırımcılardan kaynaklanıyor. Herkes bilse bu fiyat makası bu şekilde olmaz. T anında olur, anlık olur. Onu da yakalayamazsın zaten. Yani çok nadir olur. Ama şimdi bir bedelli sermaye arttırımda kendim yaşadığım için biliyorum. 6 gün boyunca her gün
%4, %5 fırsat verdi bana. Her gün diyorum. Yani hiç bitmesin istedim o bedelli sermaye, açık söyleyeyim. Ve onunla ilgili de tweet de attım. Yani arkadaşlar tablo bu. Yani böyle bir tablo var. Bu iken bu olmalı. Aksi fiyatlamalar var. Yani insanları kısmen uyarmaya çalıştım ama ne kadar insana erişebilirsin ki yani Twitter'dan netice itibariyle. Garip bir dönem vardı. Yani ben de içindeydim. Enteresan bir dönem. Enteresan bir dönem. O yüzden yatırımcılar kesinlikle öğrenmeli. Dediğim gibi bu konuda gerçekten hani ben de iyi kötü biliyordum ama siz böyle tane tane gösterince böyle gerçekten olabiliyormuş dedim. Hani o konuda arkadaşlara da tavsiye ederim ki aslında basit bir işlem. Sadece çok basit, çalışmaları çok gerekiyor. Basit. Hani bir Excel tablosu üzerinden zaten Barış Bey paylaşıyor da sağ olsun. Hani onlara bakarak bir işlem de yapabilirsiniz. Yani sonuçta rüçhan tahtanın kendisine eşit olacak ama aralarında işte bir çarpı bir, aynen. Bir şey olacak. Bir formülasyon var. Yani ödediğin parayı ilave ediyorsun. Alacağın senedi biliyorsun. Sermaye arttırım oranı belli. Excel denen de bir program var. Excel'e koyuyorsun 200 hücreye. Adam kendi hesaplıyor yani. Tamamıyla bu. Şimdi iki tane daha soru sorayım. Bir, bu aslında tartışmalı bir konu sayılabilecek bir şey. Derinlik analizi. Bazı analistler, ya bazı temel analizciler, ya derinlik analizi çok önemli değil diye geçiyor. Bilmiyorum sizin bu konu hakkındaki bakış açınız nedir? Derinlikten kastınız şirketin derin olması, tahtanın derin olması mı? Tahtanın derin olması. Önemli. Benim açımdan şöyle önemli. Yani şirket süper bilanço açıklamıştır da alamıyorsun. Yani o kadar sığ ki. Yani dolayısıyla onu ekranıma hiç almıyorum bile. Ama sığ olmaması önemli. Yani alırken özellikle önemli. Satarken problem olmuyor. Çünkü neden aldığımı bildiğim için o fiyat belirlediğim hedef fiyata gittiği noktalarda bütün piyasa o tahtaya gelmiş oluyor zaten yani. Bir şekilde alıcı geliyor. Yani alıcı oluyor yani. Sonuçta piyasa sonradan fiyatlamaları yapar genelde. Yani bilançoyu benim pozisyon açtığım dönemde fiyatlamadığı dönemlerde ben yolda yürürken yani grafik ilerledikçe yani tarihleri zaman ilerledikçe piyasa yavaş yavaş bunun farkına varıyor ve fiyatlıyor yani. Derinlik artıyor. Ben satarken hiç zorlandığımı hatırlamıyorum ama alarken çok zorlandığımı biliyorum. Dönemler vardır. Peki alan satan önemli mi sizin için? Yok, benim için önemli değil. Yani işte şey almış, Bank of America satmış, şöyle yapmış, böyle yapmış hiç. Yok yani onlar kısa vadeli hareketler gibi geliyor bana. Bir orada fonların alım satımlarına dikkat ederim. Ama onunla ilgili bir aksiyon alamayayım, almam. Ama sadece bir bilgi olsun derim. Yani bakarım yani taşıdığım hisselerin şeyine bakarım. Yani kim almış, kim satmış bakarım yani. Yani bakarım da bir şey yapar mıyım, yapmam. Ama bakarım. İşte onun takasına bak. Onun takasına da bakarım. Yani iki gün sonra bu alınan mallar nereye gitmiş? Ona da bakarım. Orada pozisyon taşımamı destekleyici bazen sinyalleri görebiliyorum. Yani şimdi açık açık söyleyemiyorum ama işte pozisyon taşıdığım senedi kim almış? Bunun takası nereye gitmiş? O takas genel itibariyle oradaki hisse senetleri emaneti kimde olduğunu 3 aşağı 5 yukarı mesela taşıdığım bir pozisyonda biliyorum. Yani bir güven unsuru oluyor açıkçası ama çok önemli değil. Benim için. Teknik analiz? Yok. Yani çok bakarım sadece. Yani şey öylesine. Can sıkıntısından iki çizgi çekerim yani. O kadar yani. Bakın bunlara kulak asmayın diyebileceğiniz klişeler neler? Yani piyasaya dair bu 13 yıl içerisinde duyduğunuz klişelerden ya buna kulak asmayın. Hani böyle bir şey yok. Bunlar hani şerefsiz. Klişe. Yani şey diyebileceğiniz neler var? Ya mesela robotlara Bank of America robotuna çok laf ediyorlar. Sonuç itibariyle piyasa yukarı giderken de o robotlar işlem yapıyor. Aşağı gelirken de işlem yapıyor. Olması lazım yani robotların, yani tırnak içinde robot diyorum. Onların olması lazım. Robot kötü değildir yani bence. Çoğu insan kötü diyor. Yani kötü piyasadaki insanlar kötü diyor. Ama iyi piyasada kimse hakkını vermiyor yani. Gördük yani geçmişte. Robot alımlarıyla yukarı gittiğimiz. 9 Kasım'dan sonraki hareketlerde çok sayıda yabancı ve algoritmalar vardı yani. Yoktu ki kimse diyemez. Sonuçta piyasanın yukarı gitmesinin çok büyük bir etkenleri oldu. Ama onun dışında şerefsel yani bu klişedir. Ben şey ekleyebilirim hocam. Yani sorusu da soruldu ama ben ekleyebilirim. Aklıma gelmedi bir şey. Aracı kurumu al verdi ama baktığımız zaman satıyorlar. Ha mesela ben o işe çok gülüyorum. Net olarak çok gülüyorum. Bitmeyen bir geyik muhabbeti o. Yani aracı kurum verebilir. Aracı kurum 10 bin tane müşterisi var. 100 bin tane müşterisi olan aracı kurum da var. Milyon tane müşterisi olan aracı kurum da var. Yani aracı kurum al verdi diye o tahtanın sol tarafında pastada o kurumu görmek zorunda değiliz yani. Sağ tarafında da çıkabilir. Sonuçta kurum al vermiştir. Ama kurumun bir tane müşterisi yüklü mal taşıyordur. Kurumda
al verdiği için piyasa alıma gelmiştir. Yani piyasa, bir tahtaya alım gelmiştir. Müşteri de bunu fırsata çevirip alıcı gelmiş, ben pozisyonumu kapatıyorum diyebilir. Yani böylelikle kurum al vermiş ama bugün en çok satan kurum bu kurum diyorlar. Ben sadece gülüyorum. Yani bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani sonuç itibariyle kurumun binlerce, on binlerce müşterisi var. Eğer o kurum kendi portföyüne al deyip satıyorsa ve bunu da ispatlayabiliyorsa, ki hiçbir veri yok elinde böyle bir veri, onu ispatlayarak söyleyebilirsin ama onun dışında tamamıyla kurumu karalamaktan öteye bir durum değil bence. Klişe işte. Geyik muhabbeti. Kesinlikle. Kesinlikle. Gitmek bilmez bir şey. Yine sorulara bakıyorum. Mesela şöyle bir şey sormuşlar. Barış Bey profesyonel olarak düşünüyor mu? Yani bu sektöre profesyonel girmeyi fonda düşünmüyorsunuz. Yok. Aynen, onları da düşünmüyorsunuz. Yapamam yani. Ben yani o şekilde yönetemem. Yani daha doğrusu şöyle. Ben kendi paramla ancak rahat pozisyon açabiliyorum. Annemin parasıyla da açamam, öyle söyleyeyim. Babamın parasıyla da açamam, eşimin parasıyla da açamam. Ben kendi hesabımda gördüğüm parayla çok rahat pozisyon açabiliyorum. Çok rahat taşıyabiliyorum çünkü hesabını ben kendime veriyorum. Bir soru daha aslında başlangıçtan da sorabiliriz. Yani şöyle bir soru gelmiş. Verilerle gerçekten %100 oranında biz karı tahmin edebilir miyiz? Ya da siz... Yok. Sadece yani görmek istediğini görmeni sağlayabiliyor verilerle. Yani %100 karı. Gerçi en son beyaz eşyada Vespe'de 311 gelmişti. Ben yok 310 gelmişti. Ben 311 mi demiştim? Öyle bir şey diye bir arkadaşa yazmıştım. Milyon galiba öyle bir şey. Öyle bir şey bir, fark bir milyonla falan oynamıştı ama yani doğruya yakın ben elde edebiliyorum. Özellikle şeyde çok ağırlık ihracat yapıyorsa, verisinde ihracat varsa, yani verisine çok aşırı derecede ulaşabiliyor. Yani bütün veriye ulaşabiliyorsan bilançodan önce satış verisine. Yani bazı şirketlerde çok yakın tahminler yapılabiliyor. Sonuçta aracı kurumların yaptığı da bunlar. Aracı kurum departmanları da bu şekilde yapıyor yani. Burada tabii yani şunu da söylememiz lazım. Hani değerleme konusunda da zaten Damodaran Hoca'nın kitabında da yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu %100 mükemmel olacak bir şey değil. Sadece bu bir kesinlikle. Tahmin. Hani... Tahmin. Yani yönü bulmaya çalışıyorum esasında. Yani kar artışı devam edecek mi? Yani benim görmek aradığım soru bu esasında. Devam edecekse ben de yürüyorum. Yani o şirketteki pozisyonumla beraber sonraki bilançoya kadar yürüyorum. Aslında hepimiz hocam geleceğe dair bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Yani teknik analiz yapanlar da öyle. Hani bu çizgi yukarıya doğru gidecek mi gitmeyecek mi? Hani bu tamamıyla aslında bir tahmin. Aynen. Yani aynen. Şimdi sorulan sorulardan bir tanesi de kısa vade, uzun vade, orta vade hisselerimiz var. Aslında kısa vade hisseyi sormak istemiş arkadaş. Hatta hangi hisseler diye sormuş ama tabii ki hangi hisseler olduğunu ben size sormayacağım. Hani kısa vadeli pozisyonlarınız oluyor mu? Ancak şöyle işte biraz önce bahsettiğim sermaye arttırımlarındaki arbitraj fırsatı yakalarsan yani kısa vade alıyorum. Aynı gün satıyorum veya ertesi gün brüt takassa bu şirket. Rüçhanı aldım. Ertesi gün normal hisseyi çevirip ertesi gün satıyorum. Yani onun dışında kısa vade çok nadir. Çok nadir. Yani can sıkıntısından o da. Yani portföyün çok çok minik minik kısımlarıyla ekran karşısında durduğunuz zaman çok nadir. Ama yani onu da yapıyor denmez. Tek bir portföy şeklim var benim anlattığım gibi. Tamamen bilanço odaklı. Bilançoya bakıyorum. Sonraki çeyrek karına göre şirkete pozisyon açıyorum ve taşıyorum. Ta ki o beklentim gerçekleşene kadar veya temeli bozulana kadar veya daha iyi bir alternatif bulana kadar bekliyorum. Burada şöyle bir soru gelmiş. Yani aslında anlatmak istediğim arkadaşımızın piyasayla inatlaşma konusunu sormak istemiş. Piyasayla ilgili kötü durumlar varken ya ben bunu değerledim ve bunun değeri buraya gidecek. Hani ben bu hisseyi satmam dediğiniz oluyor mu? Yoksa ya piyasa hani kötü gidiyor. Ben hani bu rüzgara karşı kendimi hani savaşmayacağım dediğiniz anlar oluyor mu? Burada nasıl bir karar veriyorsunuz? Yani şirket özelinde yani şirketin karını etkileyebilecek olan bir negatif gelişme varsa hiç polemiğe girmem. İlk fırsatta pozisyonumu kapatırım. Negatif, şirketle ilgili bir durum varsa. Ama genel piyasada bir satış var ama şirketin karını etkilemiyor. Mesela en basitinde geçen sene pandemi dönemi. Her şey düştü. Her şey düştü. Hangi şirkette pozisyon olduğunu hemen hemen herkes bilir. Bir aracı kurumda pozisyonum vardı. Ve %100 civarındaydı o aracı kurumda pozisyonum. Hatta o dönem temettüsü vermişti. Temettüyle dahi almıştım yani. Bildiğin lot fiyatı 3 liraysa 2.99 lira falan vardır hesabımda. Yani nakit anlamında bir şey kalmamıştı. Rahatsız olmadım yani. Sadece düştü. Yani düşebilir ama bilançosunun iyi olduğunu, iyi geleceğini düşündüğüm için taşıdım. Yani şirket üzerinde negatif gelişim olmadığı sürece taşırım. Çok olağanüstü şartlar olması lazım yani. Şirketin karında bir problem olmayacak ama piyasa düşüyor. Ne olur? Benim taşıdığım şirket sağlam duruyordur ama başka bir şirket daha vardır gözümde. O çok düşmüştür. Yani ama düşmemesi benim değerlemem farklıdır.
bir miktarını ona geçirebilirim. Yani daha dediğim kriterlerden bir tanesi gerçekleşmiş oluyor. Yani daha iyi bir fırsatı yakalarsam pozisyon kayması yapabilirim. Mesela 22 Mart'tan sonra yapan çok sayıda insan vardır diye tahmin ediyorum temel analizci olanlardan. Sonuçta her şey tabanda, her şey düştü. Ki fonlar da yapmıştır. Ki bu aracı kurum portföy dağılım raporlarından da gördük onu Mart sonundaki şeyde. Yani ciddi anlamda bir portföyde şirket değişimleri olmuş. Yani her şey düşüyor ama her şey düşerken de bir fırsat veriyor esasında. Her şey düşerken Ereğli de düştü mesela 22 Mart sonrası. Orada bir değiş tokuş yapılabiliyor. Öyle fırsatlar varsa, verirse yaparım. Ama vermezse yapmam. Değerli hocam, çok teşekkür ederim. Ben Dolu dolu teşekkür bir ederim. program oldu. Bilmiyorum kaç soru sordum. Ben de araya soru da sıkıştırdım. Normalde hani 20 tane sorumuz vardı ama ben çok keyif aldım. Umarım izleyen Ben arkadaşlar de çok teşekkür ediyorum. almıştır. Sizin son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani borsa bir oyun değil. İtibariyle çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını oraya yatırıyoruz. Geleceğimizi şekillendirmek için yatırım yapıyoruz. Onun için sağdan soldan duyduğumuz bir şey araştırmadan pozisyon açmıyorum kesinlikle. Ya yapamıyorsak bunu bahsi geçti yani senin de fonları var. Yani bu işi yapan profesyoneller var. Düzenli olarak her ay yatırım yapılabilir bence. Yani ben yapmıyor olsam ne yaparım? Yaparım. Yani yatırım hisse senedi yatırım fonlarına, hisse senedi yoğun fonlarına bir miktar pozisyon açarım. Yani her zaman %100 malda olmaya da gerek yok. Yani onu da tekrar belirteyim. Yani devamlı %100 malda olacaksın diye bir kural yok. Fırsat yoksa yok deyip kenarda beklemeyi de bilmek lazım. Bunu yapmak lazım. Çünkü bazı dönemlerde sermayeyi korumak çok önemli oluyor. Yani atıyorum sonraki krize sermaye kurmuş oluyorsunuz. En azından enflasyonun bir tık üzerinde TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonun bir tık üzerinde faiz geliriniz de oluyor. Sonraki krize daha rahat davranabiliyorsunuz. Daha fazla şirketteki payı oranınızı arttırıyorsunuz. %1'ine sahipseniz atıyorum %1,5'unu alabiliyorsunuz. Yani lot miktarınız artıyor. Yani dikkat etmek lazım. Yani her daim hisse senedi taşıyacağız diye bir kural yok. Yoksa hisse senedi uygun almayacaksın abi, almayacaksın. Barış Bey, çok teşekkür ederim. Çok sağ Ben olun teşekkür ederim. katıldığınız için. Çok sağ olun. Arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.